Ürdün'de bombalar patlamasa da Suriye'deki iç savaştan bu yana ülkede her şeyin değiştiğini söylüyorlar. 9 çocuk babası taksi şoförü Salih Abad'ın kirası birkaç yılda %75 artmış. Irak ve Suriye'den gelen sığınmacıların sayısı arttıkça durum daha da kötüleşiyor. Hayatımız çok değişti. Kazancımız artık yetmiyor. Fiyatlar yükseldi, kiralar arttı. Mülteciler iş gücünü etkiledi. Normalde zaten işçilerin kazancı ancak yaşamaya yetiyordu. Şimdi ise mülteciler rekabeti kızıştırdı. Çok daha az ücretlere çalışıyorlar. Ailemizi geçindirecek kadar para kazanamıyoruz. Ürdün'ün nüfusunun %10'unu Suriyeli sığınmacıları oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün Ürdün Büro Şefi Andrew Walker da uluslararası yardımların yardımı yapan ülkelerin sabrı gibi giderek azaldığını söylüyor. Zaman geçtikçe konukseverlik de azalıyor. Ürdünlerin duyduğu güvenli kaygıları, mültecilerin getirdiği ülke eklenen büyük bir sorun. Sığınmacıların yükünü kısıtlı imkanlarıyla Ürdün, Lübnan ve Türkiye paylaşıyor. Suriyeli mültecilerin çoğu bu ülkelerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler yalnızca Ürdün için ihtiyaç duyulan 3 milyar dolar yardımın yalnızca yüzde 5'ini toplayabilmiş. Üstelik Irak içinde çatışmalar devam ediyor ve orada da halk evlerini terke zorlanıyor. En zorlu soruysa bunun ne zaman sona ereceği. Ne zamana kadar siyasi hataları insan yardımlarla kapatmaya çalışacağız? Walker bu siyasi sorunların komşu ülkelere de sıçramasından kaygı duyuyor. Savaşların hemen bitmesini beklemediğini söyleyen Salih'in, 15 yaşındaki oğlu Zeyd okulu bitirir bitirmez askere gideceğini anlatıyor. Vatanımı ve ülkemi korumak istiyorum. Savaştan çok ekonomik kaygıların daha güçlü olduğunu savunan Salih, ekonomik sorunlarında çok sayıda ürdünlüğü ülkesinden uzaklaştırabileceğini, evsiz milyonların üzerine yenisini ekleyebileceğini belirtiyor. <laughs> Ekonomimiz risk altında. Ama Ürdün'ün ulusal birliği korunduğu sürece militanların ülkemize sızamayacağını umuyoruz. Allah'ın yardımıyla sınırlarımız güvende ve silahlı kuvvetlerimiz de güçlü olacak. Ancak 4 yıl süren savaşın ardından Salih de her geçen gün çocuklarını doyurmanın daha da zorlaştığına dikkati çekiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.